Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Sizin isteğiniz üzerine e, yoğurtlu değişik salata tariflerinden biriyle geldim karşınıza. Bundan sonraki süreçte de yine böyle yoğurtlu salata tariflerine devam edeceğim. E, hem gün masalarını hem beş çaylarını şenlendirecek çok lezzetli tariflerden bir tanesidir. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Tarifimizin ana malzemeleri havuç ve kabaktan oluşuyor. Ben tüm malzeme listesini aşağıda yazdım. E burada da teker teker sayacağım. Yaklaşık 4 tane kabağı jülyen şekilde doğrayacağız. Fakat jülyenlerimiz çok uzun olmayacak. Rendelemeyeceğiz de hem kabağın hem havucun böyle hafif dişe gelir bir tatlı olmasını istiyoruz. Şimdi göstereceğim boyutta bu şekilde doğradığınız zaman hem havuçları hem kabakları arzu ettiğimiz e, o aradığımız dişe gelir lezzeti yakalamış olacağız. 4 tane kabağımızı bu irilikte doğrayalım. Bir yanmaz tavada e, azıcık yağ koyalım ve kabaklarımızı kızartalım. Kabakların diriliği geçecek hafif böyle yumuşamaya başladığı anda kızartma işlemimiz tamam demektir. E, ama çok yağda kızartmayın lütfen. Böylece salatamız çok yağlı olabilir. Ama biz salatada o kadar yağlı bir doku istemiyoruz. Bu şekilde hafif kızarmaya başladığı anda e, kabaklarımızı alabiliriz. Şimdi kabaklarımızı bir kasenin yani bir karıştırma kabının içerisine alalım ve soğumaya bırakalım. Kabaklarımız soğurken biz şimdi e, havuçlarımızı doğrayacağız. Havuçlarımızı da yine aynı kabağa doğradığımız ölçüde e, ve kabağa doğradığımız şekilde doğrayacağız. Böylelikle aralarında boyut farkı da olmamış olacak. Yine kabakları e, kızarttığımız yanmaz tavan içerisine biraz yağ alalım e, ve havuçlarımızı da aynı şekilde kızartalım. Havuçların da kızartma sırasında diriliği gidecektir. E, o aşamaya geldiği zaman e, işlemimiz tamam demektir. Ve kabaklarımızın üzerine e, havuçlarımızı da alalım ve soğumasını bekleyelim. Havuçlarımız da soğuduktan sonra artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz içerisine ama soğumuş olmasına mutlaka dikkat edin çünkü eğer sıcak olursa içerisine ekleyeceğimiz yoğurta kesilme ve sulanma yapar o yüzden mutlaka kabağımızı havucumuzu soğutalım. Mısır ilave edeceğiz. Bir konserve kutusu mısır kullandım ben ee, ve küçük küçük doğradığım konuşon turşuyu ilave edeceğiz. Yine bu tarz salatalara çok yakıştığını düşündüğüm e, ince ince kıyılmış dereot. Tüm bu malzemelerimizi karıştırdıktan sonra içerisine sarımsaklı süzme yoğurdumuzu ilave edeceğiz. E, her yoğurtlu salatada da söylediğim gibi süzme yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece hem lezzeti çok daha güzel olur hem de kıvam olarak çok daha istediğimiz şeye gelmiş olur. Süzme yoğurt almayabilirsiniz. Beyaz bir tülbent ile yaklaşık 2 saat kadar yoğurdu süzdürürseniz o da istediğimiz şekilde olur. Diğer malzemelerimizin içerisine yoğurdumuzu da ilave edip karıştırdığımız zaman artık salatamız servise hazır demektir. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik bir salata. E, ama lezzeti bir o kadar şahane bir şey. Ben tuz eklemedim. E, tuz istediğiniz zaman, istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Bizde tansiyon hastaları var, o yüzden yemeklerimiz genelde tuzsuz. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu da. İşinize yarar bir salata tarifi olmuştur. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.